boyunca bugün gündemin ayrıntılarını paylaşacağız. Haber turuyla yayınımıza başlayalım. Taksim Gezi Parkı'ndaki ağaç nöbetine 4. günün sabahında da polis müdahale etti. Saat 5 sıralarında başlayan sert müdahalede polis biber gazı ve tazyikli su kullandı. Protestocu gruptan yaralananlar var. Biraz sonra parktan da canlı yayınımız olacak. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilme sürecinden sonra dün ilk kez planlı bir keşif harekatı gerçekleştirdi. PKK'lıların Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakıldı. Görüntüler karşılaştırılmalı olarak Genelkurmay'da incelenecek. Yargıtay'dan emekli olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan emeklilere kötü haber geldi. Kamu kurumunda çalışan emeklilerin aylıklarından kesinti yapılacak. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde 5 bakanla bir araya geldi. Başbakan'a doğum izninin 6 aya çıkarılması ile ilgili çalışma hakkında bilgi verildi. Meclis dün ilginç bir eyleme sahne oldu. CHP Mersin Milletvekili Aytu Atıcı, Genel Kurul salonuna gaz bombası ile gitti. Atıcı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde yaşanan olaylarda bir öğrencinin başına gaz bombası isabet etmesine tepki gösterdi. İstanbul'da bir haftadır toplantı yapan Suriye muhalefeti, Cenevre'de düzenlenmesi planlanan konferansa katılmama kararı aldı. Kararın gerekçesi Suriye'nin Lübnan sınırındaki Kusayr kentinde 2 haftadır yaşanan çatışmalar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis akşam yemeğinde buluştu. Türk ve Rum medyasının büyük ilgi gösterdiği yemek, Anastasiadis'in liderliğe seçilmesinin ardından ilk buluşma özelliği taşıyor. 2020 olimpiyatlarının 3 aday ülkesi İstanbul, Tokyo ve Madrid bu kez Rusya'nın St. Petersburg kentinde sunumlarını gerçekleştirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç İstanbul olimpiyatları ev sahipliği yapmaya hazır dedi. Ve dün akşam İstanbul'da Rihanna rüzgarı esti. Ünlü şarkıcı İnönü Stadı'nda yaklaşık 36 bin kişinin izlediği unutulmaz bir konser verdi. Konser öncesinde ve sonrasında stat çevresinde trafik durma noktasına geldi. Bu konuyla da ilgili ayrıntılara döneceğiz. Şimdi gelişmeler. Gezi Parkı'nda toplanan gruba polis saat 5 sıralarında müdahale etmeye başladı. Çevik kuvvet ekipleri biber gazı ve tazyikli su kullanarak grubu dağıttı. Bu sırada yaralananlar da oldu ve müdahale yer yer devam ediyor. NTV ekibi şu anda Gezi Parkı'nda ve Baran bizi bekliyor. Baran bile. Baran dün de aynı saatte müdahale olmuştu. Parktaki durumu senden dinleyelim. Evet, Taksim Gezi Parkı'nda gerilim 4. günde de devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor. Bugün sabah karşı saat... Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, köşkte onay bekleyen tartışmalı alkol düzenlemesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kılıç, hayat tarzına müdahale vicdanları yorar dedi. Siyasetin gündeminde de alkol düzenlemesi var. Tartışma Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 2 ay aşkın hazırladığı yasa sözü üzerinden sürüyor. Açıklandığı andan itibaren tartışmalara neden olan 3. köprünün adı siyasette de polemik konusu. CHP ve BDP köprüye daha birleştirici bir isim verilmesinden yana. İktidar cephesi ise Yavuz Sultan Selim isminin arkasında. 3. köprünün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olsun. 3. köprünün adı tartışma yarattı. Hayırlı uğurlu olsun ya Allah, bismillah. Sosyal medyada başlayan tepkiler siyaset gündemine taşındı. Eleştirileri hükümet adına Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış yanıtladı. Köprünün adı açıklandı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü. Hemen bir fitne kampanyası başladı. Hatası olmayan kul yoktur. Ama Osmanlı'nın en başarılı, başarı derken neyi kastediyorum? Osmanlı'nın topraklarını en çok genişleten padişah Yavuz Sultan Selim'dir. Bizim PKK, Amerika Birleşik Devletleri'nin terör örgütü listesinden çıkarılmadı. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi her yıl yayınladığı terörizm raporunu açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri çekilme sürecinden sonra dün ilk kez planlı bir keşif harekatı gerçekleştirdi. PKK'ların Kuzey Irak'ta yeni bir yapılanma içinde olup olmadığına bakıldı. Görüntüler karşılaştırmalı olarak Genelkurmay'da incelenecek. Türk Sanayicileri ve İş Adamları Derneği ekonomi için Suriye uyarısı yaptı. TÜSİAD'a göre dikkat edilmesi gereken en büyük risk Suriye kaynaklı dış şokların ekonomiyi yönetilemez hale getirmesi. Suriye'de hükümet muhalifi
Ulusal Koalisyon son dönemde yoğun çatışmaların yaşandığı Kuzer kentine yönelik saldırıları gerekçe göstererek gelecek ay Cenevre'de yapılacak konferansa katılmayacaklarını duyurdu. Koalisyonun Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Alexander Downer tarafından verilen akşam yemeğinde bir araya geldi. 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'i bir avuç toprakla uğurladı. Nazmiye Hanım, memleketi Isparta'nın İslamköy beldesinde toprağa verildi. Cenaze törenine Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve muhalefet liderleri de katıldı. Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, 65 yıllık hayat arkadaşı Nazmiye Demirel'e veda etti. Kendisinden razı mısınız? Hayır. Demirel taziyeleri kendi adını taşıyan vakfın binasında kabul etti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç ve siyasetin eski yeni pek çok aktörü Demirel'e başsağlığı diledi. O eşler ailesi için değil, milleti için, memleketi için yaşarlar. Çileyle geçen bir ömürdür. Fedakarlıkla geçen bir ömürdür. Allah rahmet etsin. Kendisi de bu noktada en üst seviyede fedakarlık göstererek hayatını yaşadı. Muhalefette İslamköy'de. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu camiye Deniz Baykal'la birlikte geldi. Yeri geldiğinde bütün acıları yaşadım. Yeri geldiğinde modern Türkiye'yi bir Türk kadını olarak temsil ettim. Kendisine Allah'tan rahmet diliyoruz. MHP lideri Devlet Bahçeli de törende hazır bulundu. Türkiye'nin hanımefendisini toprağa vermiş bulunuyoruz. Türkiye'nin hanımefendisi hakkın rahmetine kavuşmuştur. Cenaze namazında Demirel'in oturması için bir koltuk getirildi. Ama o ayakta durmayı tercih etti. Allahu Ekber. Demirel sağlık durumu nedeniyle defin işlemini bir koltukta oturarak istedi. Korumalarının mendiline koydukları bir avuç toprağı eşi Nazmiye Hanım'ın mezarına attı. Törene katılan siyasi liderler yemekte buluştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli, Deniz Baykal ve Mesut Yılmaz'ın eşi Berna Yılmaz da Demirel'in konukları arasındaydı. Demek insanlar hala herkes, yani siyasi kanaat ne olursa olsun, inancı ne olursa olsun, bazı kişilere hala muhabbet gösterebiliyor. Bu sevindirici bir şey. Sevindirici bir şey. Bir birlik görevi yapmıştır Nazmiye Hanım aynı zamanda. Meclis İnsan Hakları Komisyonu pazartesi günü yılbaşında örnek cezaevi raporunu verdiği İzmir Aliağa'daki Şakran cezaevini inceleyecek. Cezaevlerine yönelik kötü muamele iddiaları dün Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e soruldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni bir dönem başladı. Tutuklu komutanların boşluğunu başka subaylar doldurabilecek. Hapisteki komutanların yerine asları vekalet edecek. Sivil personel nöbet tutacak. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yeni dönem başlıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliği'nde değişiklik yapıldı. Buna göre tutuklu yargılanan muvazzat subayların yerine komutanın rütbesine en yakın ast vekil olacak. Görev gemilerde ikinci komutan, uçuş birliklerinde ise uçucu subay vekile bırakılacak. Yönetmelik nöbet konusunda da yenilikler getiriyor. En önemli değişiklik ise bundan sonra sivil personelinde nöbet tutacak olması. Nöbetler 24 saat esasına göre olacak. Eski Genelkurmay 2. Başkanı Emekli Orgeneral Hasan Issız Ergenekon davasında son savunmasını yaptı. O savunma yaparken anahtarlık şeklindeki gizli kamerayla görüntü kaydeden oğlu gözaltına alındı. Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı anayasanın ilk 3 maddesiyle ilgili konuştu. O maddelere değişmez niteliğin darbe döneminde verildiğini söyleyen Bakan Yazıcı, milletin iradesinin önünde değişmez diye bir şey yok dedi.
Meclise sevk edilen orman yasa tasarısı da tartışmalı düzenlemelerden biri. Orman Genel Müdürlüğü'ne bazı alanları orman sınırı dışına çıkarma yetkisi verilmesi yağmalama iddialarını beraberinde getirdi. Türkiye'ye giren ithal ürünlerin denetiminde yeni bir uygulama başladı. Artık ürün analizleri gümrükte yapılıyor. NTV ekibi hem halk sağlığını korumaya hem de vergi kaybını önlemeye yönelik analizleri Ankara Gümrük Laboratuvarları'nda görüntüledi. Öğretmene yetersiz yatırım, öğretmen ve derslik açığı, düşük gelirliyle yüksek gelirli ailelerin çocukları arasındaki uçurum, beslenme zafiyeti ve okulların finansman sıkıntısı. Türk Eğitim Derneği, Türkiye'deki eğitim sisteminin en önemli sorunlarını ortaya koydu. İşte ayrıntılar. Adana'da özel bir kreşte güvenlik kamerasının çektiği görüntüler tepki çekti. Çocuklara sert şekilde davranan bakıcı ile ilgili soruşturma başlatıldı. Kadına şiddeti engellemek, şiddet mağduru kadınlara danışmanlık yapmak için bir çağrı merkezi kuruldu. Alo 183. Merkezin tanıtımı için ünlü isimler objektifliklerin karşısına geçti. Kısa bir ara veriyoruz. Aranın ardından devam edeceğiz. Aykut Kocaman'ın istifasının ardından teknik direktör arayışlarına giren Fenerbahçe ile Ersun Yanal arasında yapılan ilk görüşme olumlu geçti. Ancak Sarı Lacivertli yönetim diğer adaylarla da görüştükten sonra kararını verecek. İsmi gündeme oradan gelişmeleri aktardık. Şimdi ekonomi cephesine rakamlara bir bakacağız. Dünya borsalarında yaşanan yükselişlere karşın Borsa İstanbul rakamlar böyleydi. Şimdi kısa bir ara verelim. Saat başında birlikte olacağız. Saatlerimiz 7'yi gösteriyor. Güne başlarken de bir saati geride bıraktık. Haber turumuz var ilk sırada. Taksim Gezi Parkı'nda Topçu Kışlası. Haber özetlerini aktardık. Şimdi ayrıntılar. Parkında toplanan gruba polisin bu sabahki müdahalesi daha sert oldu. Çevik kuvvet ekipleri saat 5 sıralarında biber gazı ve tazikli su kullanarak grubu dağıttı. Bu sırada yaralananlar da oldu. NTV ekibinden Baran Bila da orada bizi bekliyor. Baran, bir önceki bağlantımızda Arbede'nin Taksim Meydanı ve ara sokaklara kadar evet, Taksim Gezi Parkı'nda gerilim 4. gününde de devam ediyor. Hatta artarak devam ediyor Burcu. Senin de dediğin gibi saat 5 sıralarında Taksim. Bugün günlerden cuma, bakalım hangi yeni filmler öne çıkmış. Gündemin ayrıntılarına daha sonra tekrar döneceğiz. Hava durumunun ayrıntılarına bakalım. Şimdi de İstanbul bugün de biraz bulutlu. Akşam hafif yağmur da olabilir. Sıcaklık 27-28 derece. Ankara'da gökyüzü çöl tozları ile kaplı ve sıcaklık yüksek 31 derece. İzmir ise güneşli, yine lodos esiyor. Nem oranı yüksek, sıcaklık gölgede 30 derece. Şimdi de evden çıkmak üzere olan izleyicilerimiz için İstanbul trafiğine bir göz atacağız. Köprü geçişleriyle haritamızı detaylandıralım. Köprü geçişlerine baktığımızda ikinci köprünün özellikle NTV Meteoroloji Editörü, Yüksek Meteoroloji Mühendisi Gökhan Abur bizimle beraber. Merhaba Sayın Abur. Merhaba, günaydın. Hoş geldiniz. Haftanın son iş günündeyiz ve hafta sonu geldi. Nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor? Öncelikle şöyle söyleyebilirim. Bu hafta sonu biraz serin olacak. Geçen hafta gibi değil. Özellikle yarından itibaren Trakya'dan başlayarak hava soğuyacak ve pazar günü batıda yer yer kuvvetli olmak üzere özellikle Kuzey Ege ve Marmara'nın güneyinde kuvvetli yağışlar var. Evet, uydu görüntüsüne baktığımız zaman bizim için bugün neler var?